Arkadaşlar tekrar merhaba. Çağla Yüksel konuğumuz. Röportajımıza devam ediyoruz. Paranın enerjisi demişsiniz bir yerde. Bereketi de bununla ilişkilendirmişsiniz. Altını kalp bölgesine yaklaştırmaktan söz ediyorsunuz. Bunun yanı sıra işte cüzdanın mesela içinde fatura olmasını doğru bulmuyorsunuz. Bunun para enerjisiyle ilişkisinden bahsediyorsunuz. Yine bunun yanı sıra da cüzdanı zinhar arka cebe koymayın diyorsunuz. Evet. Bunların nedenlerini öğrenmek istiyorum ama 3-4 tane soru var burada. Tamam. Öncesinde bu bereket ve enerji, paranın enerjisi mevzusunu bir öğrenmek istiyorum sizden. Muhteşem bir soru sordum. Var ya şimdi artık sabaha kadar konuşurum. Biraz zor susturursun beni. Çünkü para var işin içinde. Para o kadar muhteşem ki. Yani bolluk, bereket, para bunların hepsi birlikte çalışılır ama nasıl çalıştıklarını anlatacağım şimdi. Para dediğin şey zannettiğin o kağıtta, altında, inciydi, dolardı, euroydu falan değil. Sistemde her şey frekanslar üzerinden çalışır. Ve bizim görebildiğimiz frekans üzerinden baktığımda ben kendimi Çağla olarak görüyorum, bunu bilezik olarak görüyorum, bunu çiçek olarak görüyorum, seni Emrah olarak görüyorum. Fakat bu benim bu yeryüzünden bakış halim, dünya denen yerde yaşadığım için. Her şeyin bir frekansla titreştiğinden bakarsan eğer, para bir enerji. Emrah da bir enerji, çiçek de bir enerji, bardakta bardağın içindeki su da enerji. Ve bu enerji öyle bir yapılanmada ki, şöyle bir örnek vereceğim sana. Şimdi diyelim ki sevmediğin bir arkadaşın evine gitmek istemezsin. Orada yemek yemek istemezsin ya da oraya gittiğinde gitmek batar. Ve ya da birisini görürsün, ay ondan hiç hoşlanmazsın. Birisini görürsün, hani bizim gibi böyle 40 yıldır ilk kez tanıştık ama 40 yıllık arkadaş gibi hissedersin. Bunların hepsi aslında enerjiler. Çünkü biz fizik beden olarak buradayız ama bütün alanımız, ben diyeyim 40 sende 60, farklı alanlarla tanımlı. Varlık diyeceğim ama incinden bahsetmiyorum yani, farklı varlıklarla tanımlı. Şimdi buradan tekrar paraya geleceğim. Senin paraya olan bakışın, şu anda kağıt paradan bahsediyorum. Yani normal hani para istiyoruz ya. Evet, evet. Paraya olan bakışın ne kadar olumluysa o kadar çok para enerjisi bedeninde aktif demek. Yani sen kendin para olman lazım. Kendi bedenin enerjisini parayla aktiflemen lazım. Ama senin alt kodunda varsa ki işte adamın parası olunca hani iki kaşığından biri varsa kıracaksın, iki yakasını bir araya getirmeyeceksin, ne bileyim ben para işte fakirin bilmem nesi hani gibi gibi alt bilinç kodların varsa o bilinç kodları sende olduğu sürece bu paranın enerjisini aktive etmen kolay olmuyor. Yani bugün aslında parayla sıkıntı yaşadığını düşünen birçok insanın alt bilinçlerinde ya da bilinç dışı da aynı yere geliyor. Biri Jung'dan, biri şeyden tanımlama olarak baktığında paranın aslında onlara gelmesini farkında olmadan istemediklerini görüyorsun. Çünkü enerji her zaman... Doğru mu anladım? Evet. Parayı aslında elleriyle itiyorlar. Evet, bravo. Daha açık bir ifadeyle. Şaka gibi, şaka gibi ve ittiklerinin farkında değiller. Bunu nasıl yapıyorlar? Söylüyorum. Şimdi benim Ben Dengeyim diye bir eğitim programım var. Sadece kadınlarla çalışıyorum ve orada bir para enerjisi aktivasyonu çalışıyoruz. Şaka gibi o eğitimden sonra herkesin parası artmaya başlıyor. Çünkü şeyleri görüyoruz. Yani sen farkında olmadan o kadar ilginç kalıpların var ki. İşte diyorsun ki mesela para adamı bozar diye bir kalıbın varsa senin. Çocukluğunda anandan, babandan, dedenden duyduğun. Mesela benim kullandığım bir şey vardı. Çok mal yalansız. Çok para haramsız olmaz diye. Şimdi sen de eğer çok para haramsız olmaz diye bir alt kodun varsa geçmiş olsun, çok paran zaten olamıyor. Ya da bir erkeğin hani parası olursa önce hani evi sonra karıyı sonra atı avradı hani bir şeyleri değiştiriyor ya. Öyle bir korkun varsa senin kocandan onu da zaten parasız bırakıyorsun. Buranın da altını çizmem gerekiyor. Şimdi para adamı bozar mantığından çıkmak gerekiyor. Zaten oradan çıkamazsan geçmiş olsun gene yapacak bir şey. Para yani seni bulmaz. Kapıları. Bulsa da gelir kaçar. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. İlginç bak çok ilginç bir Mustafa, şey. Mustafa neden parasız olduğumuzu öğrendin değil mi? Para adamı bozmazmış kardeşim. Para adamı o kadar güzel yapar ki çünkü eğer senin niyetin salihse. Evet. Var ya. Sır bu zaten. Bravo. Ve işin sırrı her zaman kırıntıda. Şimdi ben parayla ilgili birkaç şeyi birlikte söylüyorum. Birincisi para dişil enerjidir. Dişil enerji eşittir negatiftir. Çünkü sistemde bak yin yang koyuyorum ya buraya. Bir tanesi eril, bir tanesi bir eril ve dişil. Eril dişil hep birbirini takip eder. Bütün beden öyledir. Yani beden, sistem, işleyiş, kainatın tamamı dualite üzerine kurulu. Biz buna denge diyoruz. Hani dualiteden gelen denge. Eğer çünkü dualite olmasa yani sen iyi bir adam olmasa kötüyü anlamıyorsun. Kötü bir adam olması iyinin değerini anlamıyorsun. Fakiri görmesen zengin. Yani kime göre neye göre? Her şey o kadar
kavramsal ki. Şimdi öyle baktığında da dişil enerjiyi negatif demek istemiyorum. Yani demek istediğim dişil negatif, eril pozitif diye geçiyor. Onun için içerlek olan bütün ürünler ve kapsayan ürünler dişilde, dışarlak olanlarsa eril diye bakılıyor. Para negatif enerji. Negatif enerji, dişil enerji çünkü. Dişil enerji hani soğuk olan, karanlık olan, kapsayan vesairesi. Bunu altını çiziyorum çünkü dişil eşit değildir kötü bir şey. Erkekte de dişil var, eril de var. Bende de dişil var, eril var. Ama ben kadın olduğum için bende %80 dişil aktif. Sen erkek olduğun için sende %80 eril aktif gibi. Şimdi sen, bak nereye geleceğim. Annenle aran iyi değilse, yani annene saygı duymuyorsan karına saygı duyamazsın. Karısına saygı duymayan bir adamın da parası olmuyor. Karısına saygı duymayan, yani oradaki eğer dengin. Çünkü senin hanendeki para üretimi aslında karının enerjisi üzerinden akıyor. Nasıl? Karın seninle ilgili, yani sen emlaktan bahsetmiyorum, herkes için geçerli bu. Yani ben bütün hani o yüzlerce çalışma yaptım. Adamların hepsinin para sıkıntısı yaşadığı dönemlerde karılarıyla olan ilişkilerinde sıkıntı var. Aldatmaktan falan da bahsetmiyorum. Oralara girersek, oralar zaten katıyla geri geliyor. Orası bambaşka bir alan. Yani bak oralara girmedim. Sadece işte eşine davranışında kötülük olabilir, eşi onunla ilgili iyi düşünmüyor olabilir, işte klasik o gelin kaynana problemleri çok fazla yansıyor olabilir vesaire. Ama paranın üretim merkezi dişil enerji. Rahim enerjisinden aktif olur para. Çünkü biz kadınlar 4 kanallı varlıklarız. Erkekler 2 kanallı varlık. Dolayısıyla güçten bahsetmiyorum. Enerjinin kendisinde ben Çağla Yüksel olarak Emrah İliç'ten %100 daha güçlüyüm. Bak, enerji kullanımında. Güçte sen güçlüsün, kabul. Ona yapacak bir şey yok. Aynı şey ilişkilerde de geçerli. Onun için bereketin artabilmesi için, bir kere maalesef hanımlarla iyi geçinmek lazım. Hoşunuza gider mi gitmez mi bilmiyorum. Birinci alt maddesi, hanımlarla iyi geçineceksiniz. İkinci altma, yani aslında birinci hanımlar olsun. Ben çünkü hani kadın destekçiyim. İkincisi zaten kodları sileceğiz. Kodlar değişecek. Yani kodların değişmesi lazım. Çünkü sen de negatif kod olduğu sürece yapamazsın. Yani para adamı bozar gibi. Bir lafın varsa olumsuz. Yapamazsın. Yani ya aslında bu maddeye özgü bir şey değil mi? Yani bütün maddeler için olumsuz düşünceler o maddeyi bizden iter. Yani bu para olsun ya da herhangi başka bir şey. Bu insan da olabilir ya da bu abi işte dediğim o. Para çünkü, bir enerji. Enerji mutlu olduğu yere gitmek ister. Sen misafir gitmek istediğin yerde eğlenmeyeceksen niye gidesin? Para neye gelir biliyor musun? Mesela neşeye gelir. Eğer sen bir iş yerine çalışmaya mecbursan ve para için çalışıyorsan gene para gelmiyor. Ama eğer kendi iç sesini dinleyip, para için değil, kendini tatmin için, kendine keyif almak için bir iş yapıyorsan gör bak para akar sana. Ya da öyle başka bir şey olur para, ki... Para parayı çeker buradan mı geliyor? Vallahi çekiyor. Evet. Çekiyor. Çünkü benzer benzeriyle birlikte oluyor. Benim her yerde söylediğim bir şey var. 4 tane zengin arkadaşım varsa 5. zengin sensin. 4 fakir arkadaşım varsa 5. fakir sensin. 4 akıllı arkadaşım varsa 5. akıl sensin. 4 aptal arkadaşım varsa 5. aptal sensin. Çünkü... Müthiş bir tespit. Mayalanma var. Maya. Maya. Bütün sistem... Şimdi mesela bugün sen varsın, ben varım, Mustafa burada. Kimin kimden ne alıp ne verdiğini bilmiyoruz. Bütün düzen maya üzerine kurulu. Ya sen sokakta yolda yürürken bile yanından geçen adamla mayalanıyorsun farkında olmadan. Çünkü auramız, alanlarımız dolu. Ben bir aradan şey diyordum. Cumaları selam vakti. Hani bir ayrı bir şey yapıyorum ama mesela ben Nişantaşı'nda oturduğum için Abdi İpekçi'de yürürüm. Çünkü orası hep bütün zenginlerin gittiği en yüksek, en pahalı markaların dolandığı yerler. Hiçbir şey almıyorum tabii. Ama o vitrine bakıyorum, oraya bakıyorum. Zengin insanlara bakıyorum ya da pandemi öncesinde mesela şık, çok güzel restoranlara gidiyorum. Hani de ki ayda bir, de ki 3 ayda bir, 5 ayda bir ama maya yapıyorsun oraları. Bunların hepsi mayadır. O kadar muhteşem çalışır sistem. Çağırmak. Çağırıyorsun, çağırman lazım. Evet. Ve para da o zaman geliyor. Çünkü para bir enerji. Para yerine başka bir şey çağırabilirsin. Aşkı çağırabilirsin mesela. Huzuru çağırabilirsin. Hepsine enerji şimdi, anlamında bakmak buna lazım. Buna tasavvuf ehlinde de fiili dua deniyor aslında. Öyle bir tanım var. Fiili dua. Bu dediğiniz oraya giriyor gibi geldi bana. Ben bir tasavvuf bilmediğim için ama doğru. Doğrudur ama yani. Hakikaten öyle düşündüğünüz zaman yani bir şeyin olmasını istiyorsanız onun için de hani gayri ihtiyari de olsa ya da bile isteği de olsa bir bedensel bir şey yapmanız lazım. Bravo, bravo. Emre Hiç, seni seviyorum. Himmete gayret gerek diye bir söz var. Evet. Ben şimdi onu yeni öğrendim. Bir ay kadar oldu. Şöyle değiştirdim. Değiştirmedim yani, öğrendim. Kader gayrete aşıktır. Aşıktır, evet. Sen oturduğun yerde durdun, enerjiden çalıştın, fokus fokus gel bana para. Öyle çalışmıyor.
Yani zaten sen durduğun yerde durduğunda hiçbir şey olmaz. Sistem her zaman harekete destekliyor. Hareket olmak zorunda. Bütün düzen... Düşünsene senin bütün organların sürekli zikir halinde. Her şey hareket ediyor. Sen niye durduğun yerde duruyorsun? Bırak hareket et. Eklemler açılsın. Mesela bu parmak. Şimdi diyelim ki ben bunu şimdi böyle kavruyorum. Tamam bak bu kavrama enerjisi. Şu baş parmak, burası akciğer hattına bakar. Güç, kuvvet, iktidar, otorite ve para parmağıdır. Bu parmağın kullanım şeklinden hayatı nasıl kavradığını, ne kadar paran olup olmadığını 3 aşağı 5 yukarı görebilirim. Kaşların. Ya o kadar çok insan var ki böyle yumruk yapıyor. Yumruk yapmayı bilmiyorlar. Ya da bunu buraya koyuyorlar. Evet. Ve bu ne ya? Doğru. Bu ne biliyor musun? Sürü koyundaki sürü. Hiç böyle bakmamıştım ben. Bu koyundaki sürü demek. Seni birisi yönetecek. Ben kendimi yönetmek istiyorum. Ben nasıl yönetmek yapıyorum? Yönetmek istiyorum. Böyle evet, yapıyorum. Güzel yapıyorsun. Evet. Gayet güzel. Yani çalışmıştır zamanında, gençken. Tabii. Biz kadınlarda durum daha zor tabii. Daha zor demeyeyim, daha kolay değil. Çünkü kelimelerde her şey birbirini etkiliyor. Şimdi sen dolayısıyla para için şöyle bir şey yapıyor olman lazım. Bir, negatif kodlar silinebilir. Benim mesela kitabımda özellikle şunu da göstermemin evet, mahsuru var bilmiyorum. Evet, kitapları da gösterelim. O daha çok şöyle, bel boyun ağrısı, daha arkadaşlar, teknik. Arkadaşlar şöyle kameraya doğru. Burası çünkü beslenmeler, karaciğer temizlikleri, kahcama, yani daha, o daha teknik. 2015 senesi. Buysa daha enerjiler yoğun bir kitap. Burada mesela şeyleri anlatıyorum. Para enerjisi bedende nasıl aktive olacak? Hani ya da sırf para değil. Ben bugün para için çalıştırıyorum. Çünkü herkes para istiyor. Ama sen onu aşka koy. Çocuğa koy. Anlatabildim mi? Sağlığa koy. Bir şeylere koyabilirsin. Ve öyle yaptığında da o enerjilerini aktive edebilirsen, aslında eskiden çok daha kolaymış ama şimdi her taraf dijital, internet var, telefon var, manyetik alanlar çok fazla. Beslenme hallerimiz de biraz daha zor durumda eskiye maalesef, göre. Tabii. Pamuklu giyme durumlarımız azaldı, onun yerine daha nanoteknoloji, plastik kıyafetlerle dolanıyor. Öyle olunca bedenin enerji akışları hep kesiliyor. Dönüp dolaşıp gene şuna geliyorum, sen para yaratmak istiyorsan, para oluşturmak istiyorsan omurgan yerinde hele bir olsun da omurga yerine geldikten sonra para enerjisinin oluşturumu çok hızlanıyor ve iddia ediyorum, yani herkese iddia ediyorum. Paranın nasıl arttığını görecekler. Farkında olmadan birdenbire para gelecek. Nereden gelecek bilmiyorum. Belki Mısır'da bir dedesi vardır, ölecektir, ondan miras kalacaktır bilmiyorum. Milli Piyango'dan mı gelecek ya da bir işin mi artacak ya da bereketin artacak. Çünkü paraya tek başına para olarak bakma. Orada bereket çok değerli ve işin sırrı kırıntıda. Bak kırıntıda. Yani sen eğer evinde, yani bunların hepsini teker teker anlatıyorum ama şimdi heyecanlanıp anlatıyorum. Sen eğer evinde yediğin ekmeği ya da yemeğin böyle diki pirinçler kaldı ya da bilmem ne kaldı. Onu çöpe atıyorsan, yere mere düşüyorsa geçmiş olsun sana, zaten gene para gelmiyor. Çünkü sistem her zaman sınav yapar. Sana verir parayı, bakar. Enerji geldi sana, hadi ne şey içinde geldi enerji. Bakar, nasıl harcıyorsun? Paylaşıyor musun? Evet, bak yine bir sır daha çıktı ortaya. Paylaşmak. Paylaşıyor musun? Başkalarının faydasına yapıyor musun? Yani sen onu alıp da hangi amaçla kullanıyorsun? Yoksa Rabbim bence, benim Rabbim. Ama tabii ben gene söylüyorum. Senin Rabbin kim bilmiyorum. Ben kendi Rabbim için konuşuyorum. Rabbim her zaman sınavlama üzerine gidiyor. Veriyor ve bakıyor ne yapacağım diye. Eğer yaptığım doğru bir hareketse devamı geliyor. Yanlış hareketse kesiyor zaten. Kodların sağlam olsa bile kesiyor. Çünkü yanlış bir hareket yapıyorsan enerji alanın, zihin ve düşüncende zaten sıkıntı var demek. Cüzdana gelelim. Şimdi cüzdan bunun işlerde çok değerli. Çünkü fiziksel olarak da bir de şey lazım. Yani bir cüzdan kullanıyorsun. Sen cüzdanın içerisinde paradan başka hiçbir şey olmaması lazım. Hani herkes şimdi plastik kredi kartı. Kredi kartı da ben kullanmıyorum. Asla da tavsiye etmiyorum. Çünkü kredi kartı senin geleceğini yiyor. Eğer sen kredi kartını kullanıp da hemen ödüyorsan sıkıntı yok. Ama sen eğer kredi kartını kullanıp da taksitlendiriyorsan, ya taksit iyi bir şey olsaydı taksit yaşardın o zaman. Rabbim seni niye bir kere de doğurttu? Bir kere de geldin sen. Bütün organların yerinde geldin. Hani bir kolun sonra geldi, bir bacağın sonra gelmedi ki. Hepsi birlikte geldi. Bu aynı onun gibi. Taksit kadar yanlış bir düzen yok. Çünkü senin kredi kartı ve taksit sistemi ne yapıyor biliyor musun? Bankacılık ve faiz sistemini zengin ediyor olabilir. Hiç orayla bir alakam yok. Bankalar beni pek sevmiyorlar zaten. Benim kredi kartım da yok. Şey yapıyor, olmayacak şeyi harcatıyor sana. İhtiyacın olmayanı alıyorsun. İhtiyacın olmayanı. Ya bir tane yeleğin varsa ikinciyi niye alıyorsun? Hadi iki tane var, üçüncüyü niye alıyorsun? Zaten üç tane ayakkabın var, beşinci ayakkabıyı niye alıyorsun? Ya da zaten daha işte tabağın, çanağın, bilmem neyin güzel. Canım sıkıldı, hep bir senedir aynı bardağı kullanıyorum deyip öbürünü alıyorsun. Yani ihtiyacın olmayan harcama yaptırıyor. Kredi kartı ve taksit işi. Hı hı. Ben her zaman diyorum ki taksit yaptığınız anda geleceğe borçlanırsınız. Bak geleceğe borçlanırsın. Halbuki benim öğretmek istediğim ne? Dünde yaşama. Hı hı.
Yani dünün suçluluğuyla, keşkeleriyle kalma olabilecek en zararlı şey. Yarını da ipotekleme, anda kal diyorum. Anda, burada. Çünkü yarın sabah saat çıkıp çıkmayacağımı bilmiyorum. Dün de diyelim ki dayak yedim. Tamam yedim. Hani yedim yani. Daha artık onu da niye böyle oldu diye onu da düşünecek halim. Yarına bıraktığın zaman stres zaten. Ki zaten bravo. Asrımızın en büyük hastalığı da stres değil bravo. Mi? Bravo. Kredi kartı onun için öyle bir şey. Evet. Şimdi cüzdanın nasıl olacak? Cüzdanın o kadar tertemiz düzgün bir cüzdanın olacak. Atatürkler üst üste bakacak. Hepsi böyle şekilli şemalli. İçerisi temiz olacak cüzdanın. İçeride fiş fatura olacak. Çünkü fiş fatura da ne biliyor musun? Harcanmış para demekse. Harcanmış parayı niye koyuyorsun oraya? Aslan yattığı yerden değil cüzdandan belli olurmuş. Aslan her yerden belli oluyor muhtemelen. Ben mesela şey de derim, fotoğraf da koymayın derim. Çünkü enerji nasıl çalışır? Yani ben her şeyi enerjilerle okuyup onu fizik düzleme indiriyorum. Fizik düzlemden okumasını yapıyorum. Sen onun içine mesela diyelim ki Zeynep Zehra'nın fotoğrafı var. Şimdi baba olarak tabii haklısın, bütün paran ona gidecek. Yapacak bir şey yok. Ama mümkün olduğunca içeride fotoğraf bulundurmazsan paranın dağılımı daha adilane olabilir diyorum. Mesela sen erkeksin, sol cebinde, genellikle sağ cebinde, erkekler sağ cebine neredeyse cüzdan koyuyor. Evet. Aha şok alanlıkta. Ve o cüzdan içinde de para olmuyor. Kart kart kart, kağıt 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 kağıt. Para olursa ön cebe konuyor. Fatura. Fatura. Şimdi sağ arkana koyduğun cüzdanı, üstüne de oturdun, bir kere ezdin mi o yapıyı? Hı-hı. Bak enerjiyi ezdin zaten, istemediğin bir enerji, kıçına koydun zaten. Hı-hı. Esasını parayı oraya layık gördün. Bravo bak ama esasını söyleyeceğim sana. Sen leğen kemiğinin arkasına cebe o cüzdanı koyduğunda, onun için diyorum bendeki fizik beden bilgisi hani bunlarla bir arayınca muhteşem oluyor. Leğen kemiğin şöyle öne kayıyor. Leğen kemiğin öne kaydığında sağ bacakta uzama yapar. Sağ bacakta uzunluk varsa ne oluyor biliyor musun? Teknik olarak sol daha kısaymış gibi kalıyor. Paranın olduğu yer kısa kaldı mı? Bak para soldaydı. Sağ bacakta ileriye doğru hareketi olduğunda, bunu yaptığında sağ ne demek? Elin enerji, bacaklar harekete geçmek demek. Ve eğer senin sağ bacağın uzunsa işinde, kariyerinde, geleceğinde, oğlunda ya da babanda hani eril enerjiyi temsil eden, geleceği temsil eden ve hareketi temsil eden bütün bu enerjilerde, saydığım enerjinin hepsinde sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Ya koydun bir aptal cüzdan yüzünden hem para enerjisini yok ettin, hem de kendi sağlığını, fiziğini bozdun. İkisi birlikte geliyor. Şimdi doğru anladım değil mi? Cüzdan sağ cebe, sağ arka cebe konduğu için zaman içerisinde eklemde sıkıntılara sebep oluyor. Evet, leğen kemiği. Sağ bacak uzuyor, fark bravo. Etmiyoruz. Sağ bacağın uzaması demek, yani enerji açısından bakarsak, para, aşk, çoluk, çocuk, bunlar da sıkıntı. Hepsinde sıkıntı ama esas gelecekle ilgili karar verip harekete geçebilme yeteneğinde. Bak, harekete geçebilme. Yani işinle ilgili, yeni bir iş kuracağım mesela. Hı-hı. Zorlanırsın. Düşün. Evet, o zaman arkadaşlar, erkek arkadaşlara özellikle söylüyorum. Cüzdan artık sağ cebe koymayın. Mümkünse nereye koysunlar onu da bilmiyorum. Cüzdan yani taşımasınlar. Herkes kartla yaşıyor. Değiştirsinler yavaş yavaş, minik minik, ya da bir tane kartlık alsınlar, ön cebine koysun ya da çanta taşısın. Çünkü bu çok ilginç, bunu özellikle söylemek istiyorum. Ben yıllar önce bir eğitimde anlatıyorum, seminerlerimde hepsini anlatıyorum ama sol uyluğunuza oturmayın diyordum ya namaz kılan kadınlara. Evet. Sağ olsun bazıları da şöyle, bence ne dersem diyeyim, herkes kabı kadar alacak, kabı kadar anlayacak. Sol uyluğuna oturmayın diyorum ya, kadınlar şöyle anlıyor bir kısmı. Çağla Hoca dedi ki, sola oturmayın, sağa oturun. Ha tabii. Yani şu anda onun için altını çiziyorum. Evet. Herhangi bir yere cüzdanı koyduğunda oranın eklemi sanki bacak bacak üstüne atmışsın gibi harekete geçer Emrah Beyciğim. Ve sıkıntı olur. Cuma günleri sizin yaptığınız bir şey var parayla ilgili. Sizin videolarınızda izledim bunu. Dikkatimi çekti. Ben de deneyeceğim bunu. Cuma vakti öncesi sala okunurken bir şey yapıyorsunuz. Lütfen deneyin ve hani buradan ben şimdi kameraya bakarak söyleyeyim. Her kim dinliyorsa lütfen bir denesin, bedava. Yani benim önerilerim hepsi bedava zaten. Kimsenin bir şey kaybedeceği ya da hani kazanacaksan kazanacaksın, kaybedeceksen hiçbir kaybedecek hiçbir şey yok. Çünkü bir yere para harcamıyorsun. Yıllardır kullanırım. Birinci kitabımda da yazdım, ikinci kitabımda da yazdım. Çalışan bir enerji. Aktive edilmesi lazım sadece. Sela vakti. Çıktım selaya, yolladım Mevla'ya diyorsun. Ben bazen sela vakitleri yapamıyorum. Sela vaktini niyet yapıyorum. Ama öncesinde daha sabahtan. Uh-huh. Ondan sonra sistem hep hareketi destekliyor diyorum ya. Ellerinde para. Paraları hareket ettiriyorsun. Enerjiyi çeviriyorsun. Tamam, para. Fiziksel olarak paranın kendisi. Çevirirken ben kendim ettahiyatüyle başlıyorum. Çünkü o hani selam alma verme olsun diye. Sonra Fatiha'yı, İhlas'ı, Ayet-el Kürsi'yi, İnşirah'ı,
Felak'ı nasıl? Enfal 9'u hatta Celcelitio 11'i de okuyup paraları alıp burama geri koyuyorum. Tamam. Ve o paralar şu anda okundu mu? Onlarla birlikte 11 tane adım atıyorum. Bazen 9 da oluyor. Harekete geçiyorum. Gene hareketliyim çünkü bunları okuyana kadar bir 5-10 dakika geçiyor ya orada bunları çevir. Birçok kişinin elleri yoruluyor ama benimki artık alıştı. Ondan sonra onlarla birlikte hafif bir secde yapıyorum. Paraya secde etmiyorum. Ben kendim alnımı secdeye getiriyorum ama elimde tabii para var yani o çevirdiğim paralar. Orayı ya la ilahe illallahü ya Allahu ekberle geçiriyorum. Hangisi olursa ya da başka bir esma geldiyse, yani başka bir şey geldiyse aklıma dua onu yapıyorum. Sonra tahiyyata geçiyorum elimde paralarla. Rabbime verdiğine vereceğine şükrediyorum. Parayı fizik bedenimde dolaştırıyorum. O iki tane parayı da eğer mümkünse bağış yapıyorum. Mümkünse. Bazen mümkün olmuyor. O zaman da muhakkak teriyle para kazanmış birisine ödeme yapıyorum. Yani gidip de elma satın aldıysam o markete vermiyorum. Anlatabiliyor muyum? Daha hani fiziksel olarak iş evet, yapan evet. birisine veriyorum. Ve bana o parayı nereye koyarsam, bazen cüzdana koyuyorum, bazen çantaya koyuyorum, katıyla para geliyor. Bu sadece kendi üzerinize denediğiniz bir şey mi yoksa başka örnekler de var mı? O kadar çok var ki. Benim takipçilerimde de çok var. Eşimde, dostumda, arkadaşımda da var. Fakat burada esas olan her cuma yapmak bunu. Yani sen mesela şimdi dene bu cuma. Öbür hafta içinde farkı göreceksin. İddia ediyorum. Bak göreceksin. Arkadaşlar bunu deneyeceğim. Sizinle de paylaşacağım sonucunu. Bak bir kere yapacaksın ya. Tek bir kere dediğim sonra öbür hafta bir daha yapacaksın. Öbür hafta bir daha yapacaksın. Çünkü neden biliyor musun? Bak burada istikrar çok önemli. Benim çalışmalarda da öyle. Sen bunun hepsini düzenli yaparsan ve mümkünse de hep aynı yerde yaparsan. Aynı yer yani aynı mekan. Hani kıbleye döndüm. Mesela ben burada bu örnekte şurada yapıyorum. Tamam tam böyle açısı belli. Oraya daha girer girmez sürekli orada çalışıyorsun, enerji okuyorsun, dua ediyorsun, bir şey yapıyorsun ya. Yaptığında lang zaten bağlantıya geçiyorsun alanla, enerjiyle. Öyle olunca çok daha hızlı çalışıyor. Onun için bir kere yaptın, iki kere yaptın, üç kere yaptın, beş kere yaptın. 90. yaptığında zaten senin hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Vüt, sistem direkt sana onları ikram olarak veriyor. Onun için şey çok önemli, istikrar. Mesela sen şimdi Aytel kürsünün altında oturuyorsun. Onun enerjisi direkt yansıyor sana. Orada kim oturursa ona yansıyor. Ama sen sürekli orada oturduğunda senin kendi bedeninden kalanlar da oraya dökülüyor. Onun için eskilerde bir laf var. Hani kalkanın, hani kalktı misafir kalktı hemen oturmazlar da bir süpürürler, soğuturlar ya otobüslerde de. Evet, evet. Çünkü senin alanın orada kalıyor. Çağla Hocam'la devam edeceğiz söyleşimize. 3. 4. bölümler gelecek. Daha önce de söylemiştik. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.